Şimdi bu gerizekalı şuraya gönderebilirsek. Onun... Oğlum al... Ne oldu, aklım çıkıyordu lan? Merhaba arkadaşlar, GamerDipKalma hoş geldiniz. Korku oyunu serimizin ikinci bölümünden hepinize selamlar. İlk bölümümüzü izlemediyseniz sağ üstteki ünlemden ilk bölüme de gidebilirsiniz veya kanalda da bulabilirsiniz. Çok action'lı, çok hoş bir bölümdü. Ve ilk bölümde hikayemizi anladıktan sonra ikinci bölümde tamamen kaçış odaklı bir bölüm geçeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kaydetmeyi unutmuşum. Azıcık bir şey ilerleyip şimdi tekrardan bir önceki bölümde bitirdiğimiz yere geldim. Sola döndüğümüz an kapımız yanımızda olacak derken abimiz orada campliyormuş. Evet, bir önceki bölümü kaydetmediğim için şimdi buraya geçmekle uğraşacağız. Hastiktir, hastiktir. Nereye çıkıyorsun lan? Manyak herif bug yapıyor. Tabii önceki bölüm bala göte bundan kaçtıydık, kapıyı boş yakalamıştık. Şimdi kapı boş değil. Ne yapacağız o zaman? Şaşırtma öğesini kullanacağız. Acaba işe yaradı mı? Dayı hiç mi iplemedin lan? Ananız... Oğlum ne korktum lan? Dolaba girsek giremeyiz. Tamam, üstte bir tane dolaba gireceğiz. Gitti an topuk abi. Tamam, şu dolaba gir. Kızım girsene. Siktir, gördü. Çıkmam şart mı? Şartmış arkadaşlar. Tamam, herhalde kaçmaya fırsat verirsin. Öldüreceğim mi direkt? Yo, öldüremezsin. Babayı öldürürsün. İşte bu fırsatı bana vermeyecektin oğlum. Sen belanın olacağım. Senin fena belanın olacağım. Buraya seri girmem lazım. Tamam, buradan sonrası bende. Vurursun eyvallah da, ölmezsem sıkıntı büyük reis. Ölmedim. Senin için sıkıntı büyük, söyleyeyim. Geldi Allah'ın belası, gelişe bak geri zekalı. Götün gözükecek, yapma, ban yiyeceğiz. Oraya gitme işte, oraya gitmemen lazım ya. Bunun aşağı gitmemesi lazım arkadaşlar. Şimdi bu aşağıdan nereye... Ana Allah'ın belası. O zaman bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi izle, izle. Yapamadım lan, yeterince gücüm yok diyor. Öldük. 360 atamıyor mu? Geçmiş olsun. Dayı bir 360 ye be. Bırak beni yavşak. İbne. Boşamadım lan ben o uçağı. Kaç kızım. Oğlum yaralandık lan. Bayağı yaralandı. Aşağı kaçacağım, yapacak bir şey yok. Aşağı kaçmasak sıçıyoruz. Şuranın altına bir saklan bakalım. Yaralıyız zaten. Gelecek mi o buraya? Tamam, iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Strese hiç gerek yok. Geldi Allah'ın belası, geldi sağda. Sağda geldi. Bir yanda sakın böh diye beni çekme, jumpscare falan atma. Hep dolduğum yerleri bul, tamam mı? Hiç altını falan kontrol etme. Tam olduğum yere denk gel. Oo, bu koltuğun altında bayağı zor oluyorum şans. Lan! Oğlum gözüktü herhalde arkadaşlar. Ya bok! Bok dedik adama. Bu senin. Allah'ın belası, piç kurusu. Oğlum biz de yaralıyız, koşamıyoruz ki. Öldük. Sağlam öldük yalnız. Şimdi bu gerizekalı şuraya gönderebilirsek. Gönderdik arkadaşlar. Tam burada görmez beni. Güzel taktik, güzel taktik, güzel taktik. 200 IQ. 200 IQ. 200 IQ. Tamam, tamam, çok iyi. Çok iyi yaptık abi. Görmedi, herhangi bir kovalamacı içine girmedik. Herhalde bir anda yanıma falan ışınlanmasın değil mi? Genelde bu katillerin biliyorsunuz ışınlanma özel güçleri olur arkadaşlar. Tamam, konaktan kaçma işlemi için kapımıza denk geldik. Tamam, bu görevimizi tamamladık. Başka bir yol bulmamız gerekiyor. Buraya kadar geldikten sonra kapıdan kaçıp gitsek ve oyun bitse ne kadar güzel olurdu değil mi? Bayan Felton'un odasına gitmeye çalışacağım. Belki orada bir şeyler bulabiliriz. Abimiz de o taraflarda gibi ama. Nedense şu an bana çok yakın gibi geliyor. Evet, çünkü çok yakınmış. Umarım oradan aşağı inmez. Umarım aşağı inmez. Kapımı kempliyor şerefsiz. Bunu atsak olmaz. Koştuğumuz için mi duydu? Ne oldu ya? Ne alakası var ki? Felton'un odasına gitmem lazım. Sanırım orada bir işim var. Şu an var ya, nefesimi bir tuttum. Survivor derya gibiydim. Survivor derya. Dayı salmıyor. Dayı hiçbir şekilde salmıyor arkadaşlar burayı. Beni bir türlü o üst kata ulaştırmıyor abi. Ooh, like
Gir oradan git. Oradan içeri gir. Asiktir. 200 IQ boşa gitti, vurma lan. Gavurun tohumu. Hah, bir omuz. Nasıl yemedin lan omuzu? Kaşar. Fırlat bunu kafaya. Çıkacağım lan yukarı kata. İt ol it. Yanlış gittik. Asiktir, yanlış gittik. Fena yanlış gittik arkadaşlar. Bayan Felton'un odası bir alt katta kaldı. Aman voley, hemen bul değil mi? Kırmızı kırmızı gözüküyorum. Nereden aldın hileyi? csgopremium.com mu? Buralarda çok sesi gelmiyor sanırım. Buralarda değildir. Felton ablamızın odasına bir girelim. Aynen öyle gir. Evet. Ne diyor? Gideri takayan, tıkayan parlak bir şey var. Kurguya da ona benzer bir şey. Tıkanıklığı aşmak için bir şey bulmalıyım. Anahtar bulduk. Giriş kat, koridor anahtarı. Giriş kat. Giriş kat şey oluyor, gittiğim kapıya abimizin mühürlediği yer oluyor. Burada başka bir şeyler var mı? Arayalım mı? Abla canlanmazsın değil mi lan bir anda? Sen nereden geldin ya? Abi bu nasıl bir voley ki ya? Kapıyı geri kapatmaya çalıştım, öyle bir şey keşke yapmasaydım. Bu voley ama, bunu abartılı bir voley yani bu. Ya da şey mi, Jason'ın evi gibi acaba teyzeye haber mi verdi buna ölüsü? Bey boş bizim eve girdin lan, aman aman. Her şeyi çözmüş olmam lazım şu an. Tamam, geleceksin buraya çünkü Volek'in var. Nerenin anahtarı olduğunu nereden anlayacağım peki ben? Ha siktir, buranın mı lan? Evet, bence de bir şeye ihtiyacım var onu gerçekleştirmek için. Olay tamamen gizlilikten esas şu an. Zaten bunu biliyordum ama şu an daha net anladım. Koşmadığım zaman biraz daha rahatım. Evet, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı arkadaşlar, hayırlı olsun. Bir çalışma odasındayız şu an. Bir projeksiyon kağıt yaprağını oku. Doktor Felton, bu işi sürdürecek ne gücüm ne de cesaretim var. Terapi size iyi gelmiyor. Bugün olanlarsa çok ciddiydi. Filmden kurtuldum. Hipnoz seanslarını izlemek yalnızca akıl sağlığınıza zarar veriyordu. Ayrıca yanlış ellerin eline geçmesini istemedim. Filmi fırına attım. Geri almaya çalışmayın. Aküyü de sarkaçlı saatin içine koydum. Artık projektöre ihtiyacımız olmayacak. Kendinize iyi bakın, Gloria. Kardeşim öncelikle çok teşekkürler bu infolar için. Filmi fırına atmış, aküyü de sarkaçlı saatin içine koymuş, tamam mı arkadaşlar, unutmayın. Filmi fırına atmış, şimdi bizim mutfağı bulmamız gerekecek sanırım. Epey ezberledim. Asansörümüzü çalıştıramıyoruz değil mi? Deneyelim yine de. Başka kattan engellenmiş gibi duruyor. Adam bütün şeyleri bulmuş. Yöntemleri kısıtlamış zaten bizim için. Bir tane manyağın elinden kaçmaya çalışıyoruz abi biz de. Felton gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Amanan kodumun oğlu, nasıl korktum. Teyze sakın info falan verme, yemin ediyorum ölüsün zaten. Al tapusunu götüne sok o zaman şerefsiz herif. Sabahtan beri yeter be. This is my house, this is my house. Sen benim kaç kişiyi dövdüm biliyor musun? Arkadaşlar bu uzun olan kapımıza ığıyla envanterle anahtarı kullan diyerek açtım. Oraya kayıt almayı unutmuşum. Yemek odası gibi bir yer bulduk. Bu odamız neresi? Felton biraz daha buradan uzak gibi sanırım. Genelde evin içinde dolaşıyor. Burası da açık. Aa, mutfak. Sanırım mutfak değil mi? Evet. Ne iğrenç bir mutfak. Mutfağımız bulduk. Ooo. Geçirsem fırının içinde miydi şey? Fırın kapağı sıkmış, ancak üzerinde kut takabileceğim delikler var. Mutfakta güve falan dolaşıyor oğlum. Ne pis, ne çirkin bir mutfak. Tövbe yarabbim. Roma tatilinde 1964 yazı. Şimdi bu yemek odası dediğim yere bakmamıştık. Buraya bir bakalım. What the fuck? Üst kata girmişsindir inşallah. Burada okumamız gereken bir kağıt var. Şimdi arkadaşlar, bu Felton'un kızının kaybolma durumundan sonra bu abimiz de adam kaçırma ve kundaklamadan tanınmış, ün salmış olduğu için sanırım bir numaralı şüpheliymiş Celeste'nin kaybolmasından dolayı. Yani Felton abimizin kızının kaybolmasından dolayı. Fakat bu adam ne hikmetse bir süre sonra, kızın kaybolmasından bir süre sonra evinde ölü bulunmuş. İntihar ettiği düşünülüyormuş. Onun... Oğlum al... Ne oldu, aklım çıkıyordu lan. Ne oldu, kulp mu söktüm? Metal kablo. Gökten metal kablo düştü kardeşim ya. Felton ailesi güler yüz halleriyle resmedilmiş. O günler geçmişte kalmış gibi. Celeste'nin yüzü tanınamıyor. Tuval fazla kadınlara kasten mahvedilmiş gibi duruyor. İyi ama neden? Felton mu geldi lan? Oo! Kanka niye korku kapanındaki deli gibi geldin ya? Peki sen neden bir an buraya geldin? Lamba düşme sesine mi geldin? Olabilir gerçi. Aman abim, aga çürük ev yaptıysanız. Sakın görme, sakın görme, sakın görme. Tamam git, git. Altını sıçmış gibi gidiyor, götü açık açık gerizekalı ya. Arkadaşlar bu gerizekalı yine beni kovalıyor.
Yine 1-2 dakikalık kaydı açmayı unutmuşum, kusura bakmayın. Mutfaktan bir tane parça aldım pompayla beraber. İşte kulp falan da buldum. Şimdi bakalım mutfağa o kulpu götürmeye çalışacağım artık. Şimdi bir tane kulp yetiyor mu acaba buna? Sanırım yetiyor. Hah, şimdi kullandık, tamam. Kulpumuzu taktık buradan. Ey maşallah. Ne oldu lan? Siyah! Güveleri kov ne Allah'ın belası. Oğlum pas şey tutmuş lan. Paslanmış anasını sattımın. Tamam yok yok dur lan dur fırlatma onu. Tamam kanka sakin ol. Şimdi filmimizi aldık değil mi? Tamam filmimizi aldık pompayla abi. Sanırım şeye gideceğiz. Suyu çekmeye gideceğiz sanırım. Üstten iniyorsa tuzağa getireceğim. Evet üstten iniyor. Would you like me to enjoy? I knew it. O kadar yakınına girmemem mi gerekiyor ya? Siyah gök lalesi. Tamam sen bir hızlanmışsın ama. Nasıl yaparız onu? Buraya girdiğimi görmesene. O zaman senin hanımın odaya gireceğiz biz. Senin hanımın odaya giriyorum ben haberin olsun. Zaten işim orada. Şöyle hızlıca bir dalış. Hanım merhabalar. Bayan Felton bugün çok şıksınız. Kafanızdaki güverlerle özellikle bizimle değilsiniz. Sen herhalde buraya gelmiyorsun, çıkayım mı? Çık diyorsan çıkarım bak Felton'cum. Tamam çıktık. Aynen bebek fırlatayım da adama. Küvetteki suyu sanırım pompayla çekeceğiz. Ya burayı neden böyle riskli açtım ki? Pompa. Kullan kanka. Tamam. Şimdi burada ne var? Anahtar mı parlıyordu orada? Evet sanırım bir anahtar. Nereye gitti o? Michael Scofield, Sarah Scofield. Hadi bakalım. Maka o ne ya? Gider borusuna sıkışan öğeyi çıkarmaya çalış. Gider borusuna mı sıkıştı? Hedef gider borusuna düşen öğeyi bul. En alt kata düşmüş olabilir mi? O en alt katta bir tane zemin kata gidiyoruz ya. Oraya mı düştü acaba? Bug'da falan mı kaldın? Arada bir gitmeyi düşünüyor musun kanka? Allah'ım bug'da kalmış, sabır ver. Çok kötü bir time geldim. Görmemiş tamam. Çek o götü, çek o götü. Felton kolla götü oğlum. Oo, daha buradaymış. Aa tamam sola mı gitti? Çok iyi abi tamam. Devam et öyle. Aynen git çalışma odana kanka. Aynen çok güzel. Bu çok işimize yaradı işte. Tamam odasına girdi. Şimdi en aşağı kata gitmemiz gerekiyor. Aa tamam gider borumuz. Evet burada. Gider borusuna düşen öğeyi bul. Tamam. Öğemizi bulduk. Şimdi bununla ne yapacağız? Öğenin ne olduğunu tam bir an çözebilsem. Hadi bacım. Hadi. Bileğine kuvvet. Yükle baba. Aferin gerizekalı. Ne oldu kanka? Bir de onu açmak için şey mi bulacağız? Heh. Odamdaki ızgarayı kaldırmanın yolunu bul. Beni bulayım. Şimdi biz bu elimizdeki itemlarla filmi zaten nereye kullanacağımız belli. Bir şeyler yapabiliyor muyuz metal kablo ile? Peki buna bağlayabiliyor muyuz? Evet. Metal kablomuzu yük asansörüne. Bağladık. Ha. Oha. Yük asansörü bu kattan kontrol edilmiyormuş. Okey katı buluruz. Yük asansörü aşağı gittiği an bunu kaldıracak arkadaşlar. Verdiği üstün güç ile gerçekten zekice bir hamle. Zekice bir hamle. Şimdi diğer yük asansörünün nerede olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Sanırım aynayla kaydettiğim yerde. Yani yine Bayan Felton'un odasının oralarda bir yerde. Kanka burada bir yerde duyuyorum seni ama. Senin aşağıda ne işin var ya? Abi yukarıda bekliyordum gerizekalı. Tamam ne yapacağız biliyor musunuz? Yengenin odaya gireceğiz. Yengenin oda bizi her zaman kurtarır arkadaşlar. Yengenin oda bizi her zaman kurtarır. Bunu yazın bir yere. Kanka ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Niye bakta kaldın ki? Niye bakta kaldın o kapıyı açarken? Gördükse senin yüzünden. Eğer yakalanırsak senin yüzünden bak. Merhabalar. Senin yine maaşını mı yatırmadılar? Gerizekalı niye bu kadar agresifsin ya? Amık SGK'lısı. Bu arada evet yük asansöründen işleme geçebiliyoruz. Şuradan bir kaydedeyim de sesi falan duyup gelmesin o mal. Tamam evet yük asansörümüzü çalıştırdık. Herhalde burada da bir sorun çıkmaz değil mi? Şimdi tekrar ne yapacağım? Gider borusuna mı? Ne oldu? What the fuck? Sigortayı bul ve aç. Ben. Benim fenerim falan... Fenerim vardı galiba değil mi benim fenerim? Evet boşlukta açıyorduk fenerimizi. Tamam bundan sonra karanlık devam edeceğiz arkadaşlar yolumuza.
Evet arkadaşlar, oyunumuzu kaydettik. Bu karanlık ve ıssız yerde bölümümüzü bitirelim. Çok actionlı, çok heyecanlı bir yerde kaldı yine. Bir sonraki bölüm sigortayı bulup ve diğer görevleri de tamamlayıp buradan kaçmaya çalışacağız. Yine heyecanlı, aksiyonlu, güzel bir bölümde oyun keyif vermeye devam ediyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.